Yeni bir videoma daha hoş geldin prensesim. Sen de hoş geldin kardeşim. Arkadaşlar bugün tıpkı rezil insanlarda olduğu gibi çok ağır bir video olacak. Küfür duymak istemeyenler, hakaret duymak istemeyenler şu dakikadan itibaren lütfen videoyu kapatsın. Çünkü uzun zamandır görüyorum ve bu saatten sonra küfür edeceğim. Türkiye şartlarında bir kadınsanız ve birazcık da yollu bir kadınsanız ünlü olmanız çok basit arkadaşlar. Eğer ki bir taraflarınızı açıp bunu sergileyebiliyor ve sürekli cinsellik üzerinden konuşabiliyorsanız sizden ünlüsü yok. Anında 1 milyonsunuz. Bunu da avaz erkeklerimiz sağ olsun. Böyle geri zekalı kızlara prim veriyorlar. Zaten ülkemizde de son zamanlarda cinsellik yaşamayan insanlar sanki ezikmiş, aptalmış, salakmış gibi bir algı yaratılıyor. Aa sen yaşamadın mı? Aa hiç mi yaşamadın? Sanki çok kötü bir şey amına koyayım. Yani ne güzel. Kadın ya da erkek hiçbir şey yaşamamış, eli eline değmemiş bir başkasını. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Boşuna dememişler bir kadının hazinesi öpülmemiş dudaklarıdır diye. Türkiye'de şu an öpülmemiş dudağı kalan kız daha varsa helal olsun. Ve bu aynı şekilde erkekler için de geçerli. Evet, ilk videomuzla başlıyoruz. Çirkin olabilirim ama vücudum var demiş. Ha, bu arada ayakların da güzel değil. Büyük ihtimalle zaten bu hesabı kullanan da bir erkek. Türk erkeklerimizin abazalığından faydalanarak devam ediyordur. Öyle düşünüyorum. Allah için yani yorumlara bakar mısınız ya? Durduran kişi beğenebilir mi? Vücut değil, yüz değil, kalp lazım. Helal lan. Mehmet, sevdim seni. Her makine dıştan güzel olabilir. Önemli olan motoru, babasının gururu. Evet güzel. Benim şey yapacağım yorumlar da varmış. Her defasında farklı bir resim kullanıyor. Ya Allah belanı versin senin. Çirkin olabilirim ama pembe. Burada ne demek istediğini çok iyi anlıyorum ama bir yerde de anlamak istemiyorum. Allah akıl fikir versin. Gerçi artık Allah'a kitaba inancı kalmadı insanların. Bunu yargılamak da benim şeyime değil, herkesin dini kendine. Yok pembeymiş, yok karaymış. Çıplak gezin amına koyayım da herkes görsün madem öyle. Zaten burada da bir farkın yok. TikTok'un genel evi bu kızın platformu arkadaşlar. Eğer genel eve gitmek istiyorsanız bunun hesabına girin yeterli. Çirkinim ama fiziğim. Şu resimden anladığım kadarıyla yaşı daha 14-15. 30'a gelmeden fiziğini kaybedersin herhalde. Büyük ihtimal. Bu hızla gidersen kaybedersin kral. Ayağa bak amına. Allah rızası için dur geriye. Fırın küreği gibi. Somun ekmeği gibi. Benim ayağım da öyle oradan biliyorum. Bu ne oğlum? Bu, yani senin ayağın çirkin. Fatih Mehmet. Yorumlar çok güzel ya. Ya bu büyük ihtimalle erkek ya. Bu kız değil arkadaşlar. %99 bu kız değil. Ama eğer başkalarının resimlerinde kullanıp böyle üstünde pembe mor falan yazıyorsa. Çirkin olabilirim ama. He resimler fake. Böyle 36,5 ayak mı var ama? Başka bir şahsiyetin hesabına geçtik. Büyük ihtimalle davalık olursan bununla davalık olabilirim. Pembe sevmiyorsan neden varsın demiş. Burada ne demek istiyor diye düşünüyorum. Yani kızın genel videolarını görünce ne demek istediği anlaşılıyor. Neyse. Fesatlık aramayacağım. Geçiyorum. Manitadan beklediğim sözcükler. Bu aşk değil de ne be? Ne sana da böyle diyecek bir insan layık olurdu zaten. Trans olduğum halde benimle sevgili. Ya sürekli bir cinsiyetçilik, bir cinsellik, bir bilmem nelik. Yani başka işin gücün yok mu kral senin? Sizi seven insanları kaybetmeyin, kimse sevmiyor artık. Am am diye bağırırsan sevmezler tabii. Kral. Onca derdim var ama yine de pembeyim.
Allah'ım yorumlara bak ya, yorumlara abazalar dolmuş. Kanıtlayabilir misin? Göstermelisin. Pembe ise evlenelim. Allah belanızı ya. Ya kızım kendini böyle yani neden sergilersin ki? Onca derdim var ama pembeyim ve ormandasın kanka. Yakın zamanda siyah olabilir, dikkat et. Beni buraya getirdi, sizce seviyorum. Çok. Çok seviyor. Bak kesinlikle kaybetme o çocuğu. Hayret lan, bu sefer kendi üzerinden cinsel şaka yapmamış. Erkekler de yapmış. Arkadaşlar anlamayanlar varsa yani bunu anlatmak istemiyorum ama gri eşofman giydiği zaman erkeklerin büllüğü meydana çıkıyor. Kız ondan bahsediyor. Yani yine bir cinsel yönelimli şaka. Zaten böyle böyle tutuluyorlar. Yoksa kim ne yapsın şunu? Üvey kardeşimi özledim. Ama kız profesyonel. Çünkü hiçbir şeyi böyle net bir şekilde yapmıyor. Anlamak isteyen anlıyor. Anladınız mı şu an ne demek istediğimi? Cinsel yönelimden şakalar, makalar, bilmem neler. Yorumlar zaten aşırı iğrenç. Abla duvarını beyaza boyayabilir miyim demiş. Ya abi kendine böyle laflar söyletmezsin ya. Üvey kardeşim başın ne zaman sıkışırsa ara dedi, makineye gidiyor. Bu kızın sonu iyi değil. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna gelelim. Videodaki insanlar alındıysa alınabilir. Çok da sikimde değil açıkçası. Ve onlar zaten bu videoya çıktıklarına seviniyorlardır. Çünkü reklamın iyisi kötüsü olmaz. Yani cinsel yönelimli şakalar yapmak sürekli. Yıllardır ama yıllardır YouTube'un içerisindeyim. Cinsel anlamda hiç şaka yaptığımı hatırlamıyorum. Yaptıysam da çok nadir ve çok utanarak yapmışımdır. Ve size şunu söylemek istiyorum. Bakın, cinsel bir birliktelik yaşamamış olmak kötü bir şey değil. Özellikle küçük kardeşlerime söylüyorum bunu. 16-17 yaşında olan insanlar. Biriyle bir şey yaşamak zorunda değilsiniz. Aksine yaşamazsanız siz daha kaliteli bir insansınız. Eşi benzeri bulunmayan birisiniz. Yaşarsanız diğerlerinizden bir farkınız olmayacak. Bunu da büyüdüğünüzde anlayabilirsiniz. Ha, size bunları söylerken biz çok mu düzgün insanlarız? Biz de çok düzgün insanlar değiliz. Ama bu kadar da değilim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet. Bay bay.